Şimdi arkadaşlar, önce genel bir tanıtım yapayım, sonra afet dersimize bağlayacağız. Burası aşağıya doğru Ozantı Boğazı'na, Gülek Boğazı'na inen Ecemiş Ovası. Ecemiş çöküntü depresyonu burası. Ve bir anda dik yamaçlarla Aladağlar başlıyor. Şu an yüksek zirvelerini göremiyoruz. Akşam dönüşte belki size gösteririm. Hava biraz daha netleşsin. Güneş bu tarafa geçsin. Şimdi bu Ecemiş çöküntü depresyonu kuzeyde Sultan Sarzı'na, Develi Ovası'na çıkıyor ve Erciyes Dağı ile bağlanıyor. Aşağıda da Orta Torosları ikiye ayıran batıda Bolkar Dağları, doğuda Aladağlar olmak üzere bu Orta Torosları ortadan ikiye ayıran bir tektonik çöküntü depresyonu. Bu işi yapan ünlü Ecemiş Fayı. Yani ta Sivas, Erzincan'dan, Kuzey Anadolu Fayzon'dan ayrılıp güneybatıya doğru, bu bölgeye doğru gelen Orta Anadolu Fayzon'unun en büyük fay parçalarından bir tanesinin üzerindeyiz. Ecemiş bu bölgenin eski köklü ailelerinin bir tanesinin soyadı. Hala işte bu tesislerin sahibi adaşımdır, Cengiz Ecemiş. O ailedendir. İsmini oradan alıyor. Ova, Ecemiş Ovası. Bu bölgeyi kat eden o diri fay, büyük deprem üretme riski bulunan, şu an sismik enerjisini biriktirmeye devam eden o ünlü soyun da ismi buradan geliyor. Ecemiş Fayı. Tamam mı? Şu an tam üzerine basıyoruz fayı. Tam üzerine basıyoruz. Deprem olmaz değil mi? Tesisleri, havuzları gördünüz. Şu gördüğünüz büyük binanın hemen arkasında ucu güneş panelleri görünüyor. Bakın şöyle bize bakan yarım ay şekilli bir çukurluk var. Oradan yerin içinden Ecemiş Pınarı kaynıyor. Karstik yeraltı suyu sistemi burada fay tarafından kesilmiş ve karstik yeraltı suları Aladağlar'da eriyen kar sularıyla beslenen ve diğer yağmur yağışlarıyla beslenen ve kalker kayaç, kireç taşı olduğu için karstlaşmaya müsait bir kayaç yapısı var. Dolayısıyla bütün bu dağlar ciddi oranda yüzeyindeki suyu, eriyen kar suyunu yüzeyinde dereler şeklinde akıtmayıp bu kayaç yapısı çatlakları ve erime boşlukları, çözülme galerileri, mağara sistemleri dolayısıyla iç bünyesine alıyor ve yer altından akışla aşağıya, şimdi bu ovayı kat eden Ecemiş Çayı var. Ecemiş Çayı'na, o da gidiyor aşağıda Adana'nın Seyhan Irmağı'nın bir kolu olarak sularını boşaltıyor. Aşağıda da baraj yaptılar biliyorsunuz, Seyhan Baraj Gölü. Orayı beslemeye devam ediyor. Şimdi fayın burada Aladağları yükseltip Ecemiş Ovası'nı çökertmesiyle alakalı fayın buradan geçtiğini bize gösteren delillerden bir tanesi işte bu su kaynağı. Bunu hemen kuzeye doğru bakın, o güneşin vurduğu bir vadi var. Yine böyle dağın içine sağa doğru giriyor. Orası Maden Boğazı. Onun da tam girişinden buna benzer bir başka fay kaynağı çıkıyor. Hatırı sayılır, debisi yüksek. Tabi kar erime döneminde, yani ilkbaharın ikinci yarısı ve yaz mevsimi başı, yani özellikle Mayıs-Haziran aylarında debisini yükseltir ve ciddi bir su beslemesi yapar. Aynı şekilde yerin içinden çıkan soğuk sular bunlar. Burada yaz kış 6 derece sıcaklık var. İşte suyun başında bu 6 derece sıcak suda dağ suyunun havuzlarında bu alabalıklar, akşama yiyeceğiz hep beraber. Organik beslenme yapılıyor. Tamamen üretim organik. Ve dediğim gibi sınıfta Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'de ödül verdiği, yetiştirdiği alabalığın kalitesi nedeniyle, yetiştirme şartları nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan ödül almış 3 alabalık tesisinden bir tanesi burası. Bir tanesi Tunceli Munzur Dağları yöresinde bir tesis. Bir tanesi de Rize bölgesinde başka bir tesis. Dolayısıyla bakın, dağın bize sunduğu bir doğal kaynağı, insan bu yöreye yerleşmiş insanlar tarafından ekonomik amaçlı, dolayısıyla sosyal
boyutta ekledim. Yani sosyoekonomik kullanımının çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bizler de şimdi geldik, kullandık, kahvaltımızı yaptık, akşam dönüşte de yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi bu suyun buradan çıkıyor olması, aşağıya güneye doğru devam ettiğimizde bu fay üzerinde birkaç yerde daha benzer su kaynakları çıkıyor. Havadan baktığınızda cetvelle çizilmiş bir hat üzerinde, yani fay hattı üzerinde fayın yeraltı suyu drenajını kesip buraya kadar yer altından gelen suyu buradan itibaren yeryüzüne alması ve Ecemiş çayını beslemesiyle ilgili bir durum var. Bunlara fay kaynağı adını veriyoruz. Bu kaynaklar bize burada fayın olduğunun delili. Birincisi bu. Morfolojik olarak da bakın, ovadan geldik, bir anda duvara tosladık. Bunlar fay yamaçları. Yani bu duvarların dibinden, birazdan yoldan tam fayın üzerinden yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu dik duvarların bir anda başlayan, ovadan gelip bir anda tosladığımız bu dik yamaçlar fay yamaçları. Yani dağ tarafını yükseltmiş, ova tarafını çökertmiş. Düşey atım da var fayda ama fayın ana hareketi sol yönlü doğrultu atımı. Yani ben şu an fayın üzerine bastığımda benim sol tarafım yükselerek kuzeye, sağ tarafım çökerek güneye doğru şu hareketi yapıyor. Fayın bir bloğun üzerine geçip yüzümü dönüp faya baktığımda karşımdaki tektonik blok benim soluma doğru hareket ediyor. Öbür fay bloğunun üzerine geçip yüzümü tekrar faya döndüğünde karşımda kalan tektonik blok yine benim sol tarafımı hareket ediyor. Yani hareket ağırlıklı olarak doğrultu atım ama düşey atımlar da buna eşlik ediyor. Dolayısıyla buna biz oblik fay diyoruz. Oblik fay. Hatırlayın Türkiye Fiziki Coğrafyası derslerinde. Hareket şu. İki elimin arasından şu istikamette fay geçiyor. Bu fay hareketleriyle dağ tarafını yükseltip kuzeye, ova tarafını çökertip güneye doğru şu hareketi sağlıyor. Günümüzde de bu bölgede ciddi hatırı sayılı depremler var. Ama ana fayda beklediğimiz büyük deprem henüz olmadı. Olursa çok büyük bir afet yaşanır. Bırakın buradaki köyleri, ki köyler su kaynaklarına bağlı olarak kurulduğu için yerleşme yerleri, hepsi de fayın üzerine kurulmuş köyler. Birazdan bir tanesinin içinden geçeceğiz. Demirkazı köyünden. Burası da Pınarbaşı köyü. Bakın tam fayın üzerinde. Birazdan göreceğiniz Demirkazı köyü tam fayın üzerinde. En son Emli Vadisi'ne giderken içinden geçeceğimiz üçüncü köy aynı hat üzerinde, yine Ecemiş fayın üzerinde. Bunlar küçük köy yerleşmeleri, meskenleri. Zamanında atadan dededen yapılmış binalar var. Yığma, taş bina, dam tabir ettiğimiz ahşap çatılı. Bunlar bile burada yıkılma riskiyle karşı karşıya. Ben size bir şey diyeyim. Burada şu an üzerine bastırmış Ecemiş fayında 6.5-7'lik bir deprem olduğunda yemin ederim Niğde şehir merkezinde birçok bina, apartman yıkılacak. Böyle bir afet riskimiz var. Tamam mı? Ne dedik? Türkiye bir deprem ülkesidir. Neresine giderseniz gidin, az veya çok risklerde bu deprem riskiyle karşı karşıya kalacağız. Morfolojiyi gördük. Şimdi takip ediyoruz. Bakın. Sağa gelen maden boğazının çıkışında şöyle bir oluk şekli var. Sonra piramidal bir tepeyle dağ bitiyor. O oluk şeklinden Sultan Sazlı Develi Ovası'na doğru bu fay devam ediyor. Yani o morfolojiyi yapan fay. Dönün arkanıza. Bakın birazdan üzerinden geçeceğiz. O solda elektrik direklerinin olduğu yolun yine sağında bir sırt görüyorsunuz. Ceviz ağacına doğru ucu geliyor. Bakın o sağdaki sırtla ortasından yolun geçtiği bir oluk şekli var. Sonra dağa, sol tarafa dağa yaslanıyor. O oluk şekli de fayın yaptığı bir morfolojik deformasyon, şekil bozulması. Tamam mı? Böyle morfolojiden yakalıyoruz. Fay kaynaklarından yakalıyoruz. Bazı yerlerde fayın direkt kendisini yakalıyoruz.
Ve oradan fayın işte davranışını, ne tür bir fay olduğunu, tarihi dönemde yaptığı atımları falan ölçmemiz söz konusu. Dolayısıyla ilk dersimizde önce bu tektonik özelliği ve Ecemiş fayını tanımış olduk. Tanımaktan öte şu an üstüne basıyorsunuz. Tamam. Evet, şimdi otobüsler çıkışta sağa dönüyor.